ve anayasa düzeni askıya almaya teşebbüs edenleri tespit etmeye davet ediyorum. Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay. Nedir buradaki ince mesajlar Salim Bey? Yani içinde bulunduğumuz düzeni, içinde bulunduğumuz utancı ortaya koyan mesajlar aslında. Şimdi söyleyeceklerimi, yani ben bütün izleyicilerin şöyle bir empatiyle dinlemelerini istiyorum. Şerafettin Can Atalay'ı çıkarın. Her biriniz Şerafettin Can Atalay yerine kendi isminizi koyun. 5 aydır cezaevindesiniz. Yani milletvekili seçildiğinizden bu yana olan süre için söylüyorum. 5 aydır hukuksuz bir şekilde cezaevindesiniz. Ve bundan sonra anlatacağımız bütün bu hukuksuz süreçler size karşı yapılmış durumda. Bu gözle dinlemenizi, bu böyle bir empati ile, böyle bir duygusallıkla konuyu anlamaya çalışmanızı en azından onu rica ediyorum. Şimdi 2. yüzyılına Cumhuriyet'in 2 gün önce girdik ama 2 gündür 2. yüzyılını büyük bir utançla yaşıyoruz. Bu bir utançtır. Şimdi biraz önce Hakan Bey dedi ki bu bir hukuk tartışmasıdır. Evet, hukuk tartışması olması gerekiyor ama bunu artık ben kabul etmiyorum. Bu bir hukuk tartışması değil. Hukukun olmadığı yerde hukuk tartışılmaz. Başka şeyler konuşulur. Bu bir utanç tartışması. Cumhuriyet'in 2. yüzyılında bu ülkeye ve bu ülkenin insanlarına, her birimize giydirilen bu kılıfın diyeyim ya da bürünmemiz istenilen bu yapının artık dışa vurumu, artık bünyeni kabul etmeme halidir bu. Bu ülkenin yargısının çok açık bir şekilde bu ülkenin yargısını işgal etmiş bir zihniyetin, yargısının bir kısmını işgal etmiş, iktidar endeksli, siyasallaşmış bir yargı parçasının çok açık bir darbesidir. Bu bir yargı darbesidir. Adını net koyalım. Anayasadan kaynaklanmayan, anayasanın 6. maddesi gereği, anayasadan kaynaklanmayan bir devlet yetkisini hiçbir kişi ve organ kullanamaz. Bakın, anayasada yazılı olmayan, anayasanın tanımadığı bir yetkiyi kullanıyorsa yargı darbe yapıyordur. Bu olay en hafifinden yargının yürütme ile birlikte icra ettiği bir yasama darbesidir. Seçme ve seçilme haklarına, bu ülkenin milli iradesine ipotek koymak, onu gasp etmek ve onun üzerinde adeta tepinmektir. Anayasanın 153. maddesinin ilgili cümlesi, bakın çok kısa, diyor ki anayasanın 153. maddesi, sevgili seyirciler, anayasa mahkemesinin kararları kesindir. Bitti. Bir daha söyleyeyim mi? Anayasa mahkemesinin kararları kesindir. Devamında diyor ki anayasa mahkemesi kararları yasama, yürütme, yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bilmiyorum çok mu soyut, çok mu anlam komplike, çok mu anlamı derin? Anayasa mahkemesi kararları yasamayı, yürütmeyi, yargı organlarını, altını çiziyorum, yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar ve kararları kesindir. Ya biz neyi tartışıyoruz? Bu ülkeye neyi tartıştırıyorlar? Bu nasıl bir garabet? Bu nasıl absürt bir durum? Anayasa mahkemesi demiş ki Şerafettin Can Atalay hak ihlaline uğramıştır. Madde 1. 2. Hakkında yapılan bu hak ihlalinin giderilmesi gerekir. 3. Çok net, bakın çok net söylüyorum. 3. Diyor ki derhal yeniden yargılama işlemlerine başlanması. Karar bu. Mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması ve ceza infaz kurulundan tahliyesinin sağlanması. Can Atalay o yüzden kılavuz gibi, adeta kılavuz gibi yaptığı açıklamaya çok net uymaması diyor.
Bakın Anayasa Mahkemesi anayasaya göre kesin olan bütün yargı organlarını, devletin diğer tüm organlarını, herkesi, cumhurbaşkanını, bakanları, yargıyı, yasamayı, milletvekillerini, sokaktakini, beni, sizi, herkesi bağlayan uymak zorunda olduğumuz kesin kararında diyor ki Şerafettin Can Atalay'ın mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, tahliyesinin sağlanması, hükümlü statüsünün sona erdirilmesi, yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi, bu işlemlerin zorunlu bir şekilde yerine getirilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini. Bu kadar net, bu kadar açık. Sevgili seyirciler, bu saatten sonra ne oluyor? Bu karardan sonra. Bu ülkenin bir mahkemesi bu anayasadan yetki aldığını zanneden, farz eden bir mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını biraz önce saydığım anayasanın amir hükümlerine rağmen 6 gün, tam 6 gün dikkate bile almıyor. Beyefendiler bir araya gelip bir karar veremiyor. Verecekleri bir karar yok aslında. Verecekleri kararı Anayasa Mahkemesi işaret ediyor. Amir emredici mi? Budur, emredicidir. Emredici. Bu kararları vereceksin diyor. Yani Anayasa Mahkemesi bu mahkemeye bir mütalaa alanı falan tanımıyor. Anlamıyor. Senin takdir yetkin yok kardeşim. Senin takdir yetkin demek anayasayı ihlal ve ilga etmek demek. Anayasada tanınmayan paralel bir devlet kurmak demek. Can Atalay da onu işaret ediyor. Anayasada olmayan bir yetkiyi kendinizde görüp adeta orta oyunu oynuyorsunuz. Bir yerlerden kim olduğunu herkes biliyor o iradenin, talimat bekleyen, o yerin vereceği talimata göre pozisyon almak için kapıları, pencereleri kollayan yargıya yargı falan denmez. Oraya mahkemede denmez. Orası bir takım yerlerin görevlisi, bir takım örgütün mensupları haline dönüşürler. Tek ölçümüz var. Anayasa, yasalar ve bu Türk milletinin bu anayasada size verdiği görev, sınırları çizilmiş görev. Bunun dışına çıktığınız an suç işliyorsunuz. Bunun hesabını verirsiniz. Hiç kimse 13. Ağır Ceza Mahkemesi Yargıtay'a topu attı. Efendim Yargıtay karar vermişti kesinleşmeyi. E bakalım Yargıtay ne diyecek? Yargıtay ne diyecek? Yargıtay da 153. maddeyle bağlı. Yargıtay da diyor ki Anayasa Mahkemesi kararları seni bağlar. Şimdi öyle bir kakafoni ki bu. Öyle bir kargaşa, öyle bir devletin, bakın devletin devlet olma vasfının yitirilmesi ki bu. Bu öyle bir gasp ki ben 84 milyonun tamamına söylüyorum, sesleniyorum. Tehlike çok büyük. Hepimiz için büyük bir tehlike var. Yapılan tamamımızın özgürlüklerine, tamamımızın haklarına, tamamımızın anayasal hak kullanma yetkilerimize ve geleceğimize indirilmiş bir darbedir. Bugün onun için dedim ki Şerafettin Can Atalay yerine kendi isimlerinizi koyun. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi bir milletvekili artık esirdir, rehindir. Hukuka bakın, hukuka bağlı yani hukuka ait hukuki kararlarla bir kişiyi hürriyetinden yoksun bırakıyorsanız meşrudur, ya tutukludur ya hükümlüdür. Hukuka aykırı bir şekilde bir kişiyi hürriyetinden yoksun bırakıyorsanız ne tutukludur ne hükümdür. Siyasi olarak hürriyetinden yoksun bırakılan bir rehindir, rehinedir. Bir dakika müsaade edin. Sayın seyirciler, bu ara uzun bir aradayız.